olsun demişti. Başarılar dilemişti bize. Tabii bundan çok memnun kaldık. Bunun karşılığında olarak da değil sadece. Biz iadeyi ziyaret derler buna. İadeyi ziyaretin ötesinde Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir aile. Aile içerisinde bir görüşme olarak da geldik buraya. Hem teşekkür etme, hem bu akrabalığı, aile bütünlüğünü ortaya koymaya çalıştık. Yani başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Akabinde herhangi bir yasal değişiklik olmazsa Cumhurbaşkanı süreci var. Ama daha önceden belirttiğim gibi Türkiye için 2013 yılı çok önemli bir yıl. Belli olmaz belki bizimle geçecek orada. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi burada örgütüyle, örgütüne bağlı durumlarıyla belediyesiyle bu seçimleri şekilde hazırlanmak zorunda. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkes ilçe başkanından, yönetimden, belediye başkanından sade bir fert partili, sade bir fert kendisini bir ilçe başkanının, bir belediye başkanının düşünerek bu süreci tamamlamamız gerekiyor ki onda başarı gelsin. Bu camiada da bu heyecan var. Bu enerji var. Hayırlısıyla önümüzdeki süreyi iyi değerlendirmek. Aksayan günlerimizi avantajlı ve dezavantajlı pozisyonlarla iyi değerlendirmek. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak. Hepimizin ortak hedefi bu. O yüzden ben ilçe örgütü binasında tebrik ettiğim görevlere burada tebrik ediyorum. Sadece onlara başarılar dilemiyorum. Hep beraber başarılar diliyorum. Hep beraber bunu göstereceğiz. Başkanım, başvuru süresi uzatıldı. Bunu nasıl değerlendiriyoruz? Ben belediye başkanım, bu sorunları farklı bir çünkü bu şey genel başkanım kadar şeyi değerlendirebilirim. Daha önceden olmayan bir uygulama yapıldı. Yerel seçimlerden yaklaşık 8-8 sürede parti yönetiminde görev alanlara seçimlerde niyeti olanlar için erkenden bir süre kurulur. Ki bu bana göre doğru bir süredir. Çünkü seçimlere bir ay, iki ay kadar tabi yönetimlerden olan müşteriler de seçime bir, iki ay kadar oluşmuş bir yönetimle birden seçime gitmek zorundadır. Bunların sıkıntılarını geçmişte hakikaten yaşadık ama camiye birdenbire toparlanınca pek istedikleri şeyler var. Şimdi sadece Keşen için konuşmuyorum. Türkiye genelde niyet olarak partiler bu yönetim kadrolarında yönetimden ayrıldılar. Dolayısıyla yönetimler yeniden varsa ayrılan yönetimler yeniden yönetimlere girenler oldu. Dolayısıyla değişime uyma süresi erken alındığı için yeni iş başına gelen yönetimci arkadaşlarım bu süre içerisinde partinin yönetim şekline uyum sağlamaları sağlanmış olacak. Bu sürede yeterli bir süre diye düşünüyorum. Belki uzun olabilir diye düşünüyorsunuz ama bu karar doğruydu.
Ha şimdi adaylıkların başvuru süresini belediye başkanlığı, belediye meclisiyle, genel meclisiyle adaylıkların başvuru süreleri uzatmaları Ankara'nın tasarrufundadır. Muhtemelen kendileri bir şeyler düşündü veya tabandan genel merkeze bir takım talepler geldi ki bu süreyi uzattılar. Daha fazla yani 15 günlük bir süre içerisinde şimdi bir yere hazırlanıyorsunuz. Belediye, büyükşehir belediyelerine. Orada bir yönetim oluşturacaksınız. Meclis kadrosu oluşturacaksınız. Bunu biraz daha uzun sürede düşünerek aday aday olan arkadaşlar. Doğaldık kendi kadrolarını kuracaklar. 15 günlük bir süreçte de en azından oradaki seçimi kazandığında yönetim kadrosu oradaki insanlar bulmaları kolay kolay güzel bir süreç değil. Bu bakımdan da faydalı olacak. Yani. Ne kadar çok aday adaydı parti içerisinde o kadar kaliteli için talip bir üretim çıkmasını, kaliteli bir meclis listesi çıkmasını bu da başvuracak olan adayların aday aday kanserisini arttıracak. Kaldı ki ileride bir süreç daha var. Şimdi siyasi partiler tüzükleri gereği kendi örgütlerine ahkam kesebilir. Ama seçim dediğimiz olaylar parlamentodan çıkan kanunlar doğrultusunda bütün siyasi partilerde seçim yasasına uymak zorunda. Devlet memurları için veya kamuda çalışanlar için ne deniyor? Seçimlerden 90 gün önce istifaları gerektiğini geçiyor. Bu süreci de beklemek zorunda bütün siyasi partiler. Yarın memuriyetten ayrılıp gelen bir arkadaşımız bir süre doldu 31 Temmuz'da diyemezsin. Yani şu şeyi yazmamanızı isterim. 31 Ocak, yani 31 Aralık'a kadar süre devam ediyor. Burada devlet memurluğundan da aday olabilecek vatandaşlarımız çıkabilir. Bununla birlikte dün gelen bir genelge vardı. Başkanım, partide aday olan üyelerimiz parti içi eğitime tabi tutulacaklardı. Dün gelen genelgeyle mevcut belediye başkanları bu eğitime tabi tutulmayacağı şeklinde bir yazı geldi. Belediye başkanları haricindeki tüm aday arkadaşlarımız parti içerisindeki eğitimlere tabi tutulacaklar. Bu da eğitim olaraktan ziyade birlikte çalışma, örgütlü proje üretme, bir güç birliği yapmak veya sıramı beğenmedim, yerimi beğenmedim deyip kırıp küsmeden parti için çalışma şevkini empoze edecekler üyelerimize. Çok güzel çalışmalar, çok güzel eğitimler olacaktır. Doğru. Baştan da iktidarımız oraya kadar. 3-4 dönem başkanlık yapmış arkadaşlar. Siz ne zaman düşünüyorsunuz? Sonuna kadar bekleyeceksiniz.